Kredi notu düşük olanlar hangi yöntemle kredi çekebilir? Kredi notu ile ilgili öncelikle risk gruplarını bilmek gerekiyor. Belli puan aralıkları üzerinden değerlendirilen kredi notları neticesinde bankalar başvuruları incelemeye alıyor. Kredi notu 0-699 olan grup en riskli, 710-99 olan grup orta riskli, 1100-1599 olan grup az riskli, 1500-1699 olan grup iyi, 1700-1900 olan grup çok iyi olarak değerlendiriliyor. Kredi notu en riskli ve orta riskli olanların kredi başvuruları genelde onaylanmıyor. Bu grupta yer alanların ödemeleri düzensiz olduğundan bankaların gözünde güven oluşturamıyorlar. Kredi notu düşükken kredi almak zor olduğundan kredi notunuzu yükseltmenizi tavsiye ederiz. Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar hangileridir? Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar genelde evrak talep etmeyen ve kefil ihtiyacı duymayan online şubeli bankalardır. 800 puana kredi veren bankalar hangileridir? Yarı riskli grup içinde yer alan 800 puana sahip tüketiciler için kredi veren bankalar mevcut. İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Vakıflar Bankası, Odea Bank, Akbank ve FİBA Bank gibi büyük kurumlar kredi notu ortalama 800 olan kişilere kredi verebiliyor, ancak hatırlatmalıyız ki bu tamamen bankanın inisiyatifinde ve düşük bir ihtimal. Sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar hangileridir? Kredi ya da kredi kartı borcu ödemelerinizde 90 gün ödeme yapmamışsanız, gecikmeleriniz sonucunda yasal takibe girersiniz ve siciliniz bozulur. Kredi sicili 5 senede bir yenilenir. Yasal takip sonuca erip borcunuzun ödemesi tamamlandıktan sonra sicilinizin temizlenmesi için 5 yıl beklemeniz gerekir. Bekleme sürecinde yapacağınız başvurular, siciliniz bozuk olarak göründüğünden onaylanmayacaktır. Yani siciliniz bir kere bozulduğunda, bankalar başvurularınızı maalesef olumsuz değerlendirecektir. Kredi notu düşük olanların başvuru sırasında yapması gerekenler nelerdir? Kredi notu düşük olduğunda bankalar belli güvenceler ister. Bunların başında teminat göstermek ya da kefil göstermek geliyor. Ayrıca gelirinize uygun düşük miktarlarda kredi ya da düşük limitli kredi kartı kullanarak da kredi notunuzun yükselmesini sağlayabilirsiniz. Tüm seçenekler için gerekli olan detayları aşağıda bulabilirsiniz. Teminat göstermek. Krediye uygun olan tüm taşınır ve taşınamaz mallarınız üzerinden teminat gösterebilirsiniz. Teminat yöntemi sayesinde bankalar kredi notunuz düşük olsa bile ödeyememe durumunuzda bir şekilde borcu alacaklarını bildiği için daha rahat davranabilir. Teminat olarak gösterilebilecek olan mallarda bulunması gereken özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Konut üzerinden teminat verecekseniz, tapudaki niteliğinin mesken olarak geçmesi, aynı zamanda kat irtifakı veya kat mülkiyetine sahip olması gerekiyor. İş yeri üzerinden teminat verilecekse kat irtifakı ya da mülkiyetine sahip olunması gerekiyor. Teminat edilecek konut ya da iş yerinin proje içerisinde aykırı bir yapıya sahip olmaması gerekiyor. Malların üzerinde birden fazla kişi hak sahibi ise, hak sahibi olan herkesin tapuda ipotek için ona imzası atması gerekiyor. İpotek için eş durumlarında da her iki tarafın yasal olarak izni alınmalı. Henüz tamamlanmamış bir yapı üzerinden ipotek yapılacaksa, en az %80'inin bitmiş olması gerekli. Kefil gösterme. Kefil göstermek çok eskiden bu yana bankaların tercih ettiği güvence seçeneklerinden biri. Buna karşın, herhangi birini direkt olarak kefil göstermek mümkün değil. Bir güvence olduğu için kefilin de belli şartları sağlaması gerekiyor. Kefil olacak kişinin sağlaması gereken şartları aşağıda bulabilirsiniz. Kefilin kredi notunun yeterli olması çok önemli. Kredi notu değerlendirmesi yapılırken, kefil için bankalar kendi inisiyatiflerini kullanabiliyor. Bu yüzden net bir kredi notu belirtmek mümkün değil. Kefil olacak kişinin SGK girişi ile birlikte kredi tutarına göre gelirinin belli bir düzeyde olması şart. Kefil olacak kişi evli ise, eşinin de rızası alınarak kefil olması resmileşir. Düşük miktarda kredi. Düşük miktarda kredi kullanımı ihtiyacınızı karşılıyorsa, oldukça etkili yöntemlerden biri.
kredi notunuz ortalama düzeylerde olsa bile geliriniz yüksek ise başvuracağınız düşük tutar sayesinde anında nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurularında tutarlar çok yüksek ise bankalar hem kredi notuna hem de gelir belgesine ekstra önem veriyor. Daha ortalama tutarlarda ise inisiyatif kullanılarak gelirinizin yüksekliğine göre kredi notu tolere edilebilir hale geliyor.